Hani geçen bir basın toplantısında demiştim ki yalan ne kadar büyük olursa inanan da o kadar çok oluyor. Maalesef 19 yıldır Türkiye'de bir yalan söyleniyor ve bu yalana herkes inanıyor. Biz bunu defalarca anlattık. Basın toplantılarıyla anlattık, meclis kürsüsünden anlattık, yerine gidip anlattık. İmar planlarından göstererek anlattık, her şekilde anlattık. En sonunda bize eşofmanlı Şevket Hoca gibi anlattıracaklar. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız gene aynı şeyi anlatıyor. Diyor ki ey gençler diyor, siz bilmezsiniz diyor. Bu CHP zihniyeti diyor, Bolu Dağı tüneli diyor, yapmayıp diyor oraya diyor patates deposu yapacaktı. Arkadaşlar 19 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'nı kim kandırıyor? Önce oradan başlayalım. Şimdi FETÖ beni kandırdı dedi 17-25'e kadar. E tamam, eyvallah. Çözüm sürecinde PKK bizi kandırdı dedi, HDP bizi kandırdı dedi. Eyvallah. Ama 19 yıldır hala kandırıyorlar bu depo konusunda. Hala doğruları anlatmıyorlar. Hala Sayın Cumhurbaşkanı zannediyor ki Uludağ tünelini yapmayacaktı CHP zihniyeti. Kaldı ki onun dediği CHP zihniyeti ne zaman iktidar olmuş en son? Onu da sorgulamak lazım. Yani o tünel yapılmaya başlandığında ortada bir CHP iktidarı yok. O tünel bittiğinde ortada bir CHP iktidarı yok. Deprem olduğunda ortada bir CHP iktidarı yok. Defalarca anlattık. Her şekilde anlattık. Buradaki AK Partili arkadaşlarıma söyledim. Bakın AK Parti kurulduğundan beri kaç tane il başkanı geldi geçti? Kaç tane milletvekili geldi geçti? Kaç tane il belediyesi, ilçe belediye başkanı geldi geçti? Sayın Erdoğan defalarca Bolu'da mitingler yaptı. Sayın Binali Yıldırım, Sayın Davutoğlu defalarca Türkiye'de Bolu'da mitingler yaptı. Sürekli patates kafalı CHP'liler denildi. Şimdi bir, olayı tekrar anlatayım. Şu an Bolu Dağı'nın geçtiği tünelle bizim bahsettiğimiz tünel arasında 3 kilometre mesafe var. Bakın imar planında net olarak görüyorsunuz. Aralarında hiçbir bağlantı bile yok. Bakın 12 Kasım depreminde Bolu Dağı tünelinin bir kısmı çökmüştü. Sonra tünelin güzergahını değiştirdiler ve şimdiki güzergahı aldılar. Burada da atıl 2 tane tünel kaldı. Ve sizinle birlikte gittik baktık bu tüneller sağlam. Bu birincisi. İkincisi, ya bu fikri ortaya atan bir CHP'li değil, AK Parti'nin kurucu il başkanı ve sonradan 2004'ten 2019'a kadar Bolu'nun belediye başkanlığını yapmış olan Sayın Alaaddin Yılmaz. Ben hayatımda Alaaddin Yılmaz'dan duyduğum en mantıklı sözler bir de bunlar. Evet burada atıl tüneller var. Patates deposu olmaya uygun. Mantar tesisi yapılmaya uygun. Her şekliyle uygun. Gittik yerinde açıklama yaptık. Dedi ki karayollarına müracaat edeceğiz dedik. Ve 26 Temmuz'da karayollarına müracaat etmişiz geçen sene. Demişiz ki buraları bize kiralayın. Karayolları Genel Müdürlüğü de hiçbir somut gerekçe göstermeden ancak bizim anlattığımız gibi o tünelle bu tünelin alakası olmadığını doğrulamak suretiyle kiralayamayız size, su problemi var vesaire. E kardeşim suyu biz çekeriz dedik. Her şeyi anlattık. Ama bir türlü anlamadıkları için en son ben de daha net, daha anlaşılır bir şekilde anlaşılsın diye eşofmanımı giydim. Eşofmanını Şevket Hoca gibi sabırla anlatmaya karar verdim. Sayın Cumhurbaşkanı'nı 17 yıldır kandıranları kınıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsedilen tünel bir o tünel değil, iki o fikir CHP'lilerden değil, bizim kendi il başkanımızdan geldi diyemeyenleri kınıyorum. Korkakları kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı kandıranları kınıyorum. Ne farkınız kalıyorsun FETÖ'cülerden? Niye doğruyu söylemiyorsunuz? O da çıkıyor meydan meydan dolaşıyor. Ey gençler diyor CHP burayı patates deposu yapacaktı. Ya fikir bizden değil. Ama fikir güzel bir fikir. Fikre biz sahiplendik. Madem yıllardır böyle bir şey söyledin,
patates kafalı dedin. O zaman patates kafalı CHP zihniyetine izin verin. Orayı patates deposu olarak kullanalım diye karayollarına müracaat ettik. Karayolları o tünelin bu tünel olmadığına doğruluyor cevabında ama sudan gerekçelerle vermiyor. Ama dün artık Sayın Cumhurbaşkanı yeniden açıklama yapınca ben de bu açıklamayı eşofmanımı giymek suretiyle yapmak zorunda kaldım. Anlaşılsın diye. Ya bir Fahrettin Altun denen bir şey var. İletişim başkanı var. Sakallı, kısa boylu bir adam var ya. Bu adamın kocaman binası var Ankara'da. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili tweet atanlara tek tek dava açıyorlar. İşi gücü bırakmışlar. Ya bak burada eski belediye başkanı evet benim fikrimdi diyor. AK Parti'nin kurucu il başkanı. Burada Mete abimiz var. 2007'de yazı yazmış. Bu fikri destekleyen bir yazı. Bizim açıklamalarımız var o zaman. Evet doğru. Mantıklı, akıllı bir fikir diye. Ama maalesef kimse Sayın Cumhurbaşkanı'na Sayın Cumhurbaşkanım o tünel burası değil diyemiyor. Hala diyemiyor. O da hala ey gençler diyor. Bunlar diyor oraya patates deposu yapacaktı. Arkadaş arada 3 kilometre var ya anlatıyoruz. Daha nasıl anlatacağız? İşte imar durumuyla anlatıyoruz. Yerinde gidip gösteriyoruz. Yazışmalarımızı gösteriyoruz. Ha, neyle anlatacağız daha fazla? Fahrettin Altun gelsin ekibiyle birlikte. Giyeyim ben de bu eşofmanımı yeniden. Onun ekibini anlatayım. Sayın Cumhurbaşkanı danışmanları gelsin. Onları da onların anlayabileceği şekilde anlatayım. Ama artık yeter yani. Bu kadar büyük yalan söylenmez. Kaldı ki biz o depoları yeniden istiyoruz. O eski tüneli. Yeniden istiyoruz. Bolu ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Bakın Bolu'da patates üreticileri patates deposu olmadığı için işte burası doğal bir depo. Olmadığı için patatesini o işte patates tüccarlarına yerinde çok çok ucuz fiyata zarar ederek satmak zorunda kalıyor. Yazık değil mi Bolu'daki patates üreticisine? Bakın bir mantarcılık faaliyeti başladı. Eylül'den itibaren Türkiye'nin %15 mantar üretimi tek başına Bolu'dan karşılanacak. Seneye Mudurnu'ya veya yapacağımız dört divana yapacağımız yatırımla mantar üretiminde Türkiye'nin tek başına %30'unu karşılayacağız. İşte böyle depolara ihtiyacımız var. Ama hala Sayın Cumhurbaşkanı'nı kandırmaya devam ediyorlar. Hala Sayın Cumhurbaşkanı kanmaya devam ediyor. Hala Sayın Cumhurbaşkanı kendisine söylenen yalana o kadar çok inanmış ki bunu Türkiye'nin her yerinde tekrarlayıp duruyor. Ben artık üzüntü duyuyorum. Bolu halkı bizi Şehrül Emin olarak seçti. Bütün Türkiye'de söylenen bir yalanın doğru olmadığını söylüyorum. Neresinden düzelteceğimizi bilmiyorum. Bir tekrar ediyorum. Fikir bizden çıkmadı. Fikir AK Parti il başkanından çıktı. İki, güzel mantıklı bir fikirdi. Alaaddin Yılmaz'dan duyduğum en akıllıca projeydi bu. Üçüncüsü, zaten CHP'lilerin böyle bir önerisi dahi olmadı. Mecliste çıktım anlattım. Sağlık Bakanı patates kafalılar demiş. Bolluları kastederek o zamanki Sağlık Bakanı. Patates kafalı Bollu CHP'liler demiş. Ya bir, Bolu'da kimse patates kafalı değil dedim. İki, bu fikir mevcut belediye başkanımızın fikri. Mevcut belediye başkanımızı biz eleştiririz ama sana patates kafalı dedirtmeyiz diye mecliste uzun bir konuşma yaptım. Her türlü şekilde anlattık. Anlamadılar. En son eşofmanı giydik. Gözlüğümüzü taktık. Eşofmanlı Şevket Hoca gibi anlatmaya karar verdik. Umarım bu sefer anlamışlardır. Sayın Cumhurbaşkanım, o tünel bu tünel değil. İkincisi, atıl durumda bir tünel var. Bolu ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Üçüncüsü, 20 yıldır sizi kandırıyorlar. Şu kandıranlardan da bir hesap sorun artık. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı FETÖ'cüler bile 20 yıldır kandıramadı. 20 yıl kandıramadı. Ama bizim Bolu'daki AK Parti yöneticileri FETÖ'cülerden maharetli çıktı Sayın Cumhurbaşkanı'nı kandırma konusunda. Yazıktır, günahtır.